Tebrikler İlkay. Çok teşekkürler, sağ olun. Ve Uğur'da da Gürkan Öztürk'e bir büyük alkış rica ediyorum. Orkestramızın değerli üyelerinden kendisi. Ve jüri üyelerimize dönüyoruz bakalım. Ebru Hanım, ben yine yakaladım, göz göze geldik böyle. Ben mi? Değil mi? Öyle bir yere. Yine mi? Yine ben. Neden olmasın, ne olsun? Valla İlkay... Aa evet, özür dilerim. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Ben esasında prova sırasında neden bu parça diye sordum İlkay'a. Yayında söyleyeyim dedi, şimdi bir kez daha soruyorum o zaman. Neden bu şarkıyı, bu eseri seçtin? Efendim, bu eserin bestekarı Melahat Fars Hocam. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde benim hocamdı. Ben de çok emeği vardır. Rahmetle anıyorum kendisini. Ve yıllar evvel de anneannemin de hocasıydı. O zaman öyle aynı mi? Yaş gruplarındalardı ama dedem çok kıskanç bir adamdı. Anneanneme izin vermedi. Ama ben yıllar sonra onun talebesi söyleyeyim. Olma şerefine evet. Eriştim. Ne o güzel. Yüzden bu eseri seçtim. Rahmetle anıyoruz Melahat Parsi'de. Geçen hafta aslında ölüm yıl dönümüydü. Ama anneler günüyle çakıştığı için ben ailesine, evlatlarına üzüntü olmasın diye bu hafta okumayı tercih ettim. Peki. Çok teşekkürler İlkay'cığım. Buyurun Ebru Hanım. Ben mi? Evet, hani sözünüzü kestim diye şey yaptım, size döndüm. Valla İlkay ne yaparsa yapsın benim için olağanüstü bir ses. Bunu ben baştan beri söyledim. Eğer bu taraf tutma gibi gözükecekse akrabam değil, tanıdığım değil, hiç bir diyaloğum yok. Ama o kadar güzel kullanıyor ki sesini. O kadar güzel kullanıyor ki sesini. Bunu bütün müzisyen arkadaşlarımız da, müziği çok iyi bilen insanlar da mutlaka farkındadırlar. Olağanüstü güzel bir sesi var. Bu benim için. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Sağ olun. Yani arabeske de, halk müziğine de, gördüğümüz üzere Türk sanat müziğine de hakikaten sesi inanılmaz yatkın. Bu kadar hepsini bir arada gösterebilecek ses azdır, az bulunur. O da onlardan bir tanesi benim için. Harika, çok teşekkür ediyoruz. Az çok teşekkürler, sağ olun. Bülent Hanım, elinizde mikrofon var. Acaba bir şeyler söylemek ister misiniz şimdi? Çok güzeldi. Teşekkür çok ederim güzeldi. Çok güzeldi. Şöyle ki, tabii bu bir hanımefendinin dediği gibi, hani hep söylüyoruz ya, bu üç bölümü de evet. Layıkı veçiyle ağzına uydurabilmesi diye. Şimdi ben hakikaten çok memnun oldum. Mutlu oldum. Arkadaşımla da işte konuştuk ve ağzına çok yakıştırdı. Teşekkür ederim. Lirik, kalbi seslerle Alaturka'yı da çok güzel okudu ve şaşırdım. Eyvah dedim, şimdi bir şeyler çıkar mı falan mı filan mı derken hiçbir şey çıkmadı. Beş beşlik okudu. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Orhan Bey. Bu güzel Hicaz makamında 9-8'lik eseri çok iyi yorumladı. Her zamanki gibi İlkay gerçekten bütün türleri çok iyi icra edebileceğini gösteriyor. Gereğini çok iyi bir şekilde yaptı. O nüanslar çok güzeldi ve gereken gibiydi. Gereken gibiydi derken eserin yapısını bildiğini evet. Görüyoruz. Ayrıca kendi katkılarını da görüyoruz. Ondan dolayı gereğini yaptı derken eseri gereği gibi, bestelendiği gibi bildiğini görüyoruz. O gereğini gibi gereği gibi yaptı demek bu anlama gelir. Anlıyorum. Evet, çok iyi yorumladım. Notumu da vereyim isterseniz. Bir saniye alacağım notunuzu. Birazcık daha bir şey sürpriz olsun. Istiyorum. Bülent Hanım'ın söylediği bir şeyi gördüm bu akşam. Yani son derece arabesk ağzı vardır. Ama nasıl İmkan bu kadar düzgün okunur? Bu kadar temiz. Hem arabeski. O imkan hem ötesi müziği. Bir şey bu ve ben hala beklemiyordunuz şaşkınım. Değil mi? Ben hala şaşkınım. O nameleri bekliyordu yani, ama. Yani şimdi dedim, yani bu eserde o tarz ağızla pislenecek. Allah affetsin, içimdekini söylüyorum. Yani onu bekliyordum. Aa, tertemiz. Aa, şimdi derken şarkı zaten dört kuble.
Efendim ve şarkı bitti. Fevkaladenin fevkinde tertemiz ağızla. Oh ne güzel. Tertemiz. Çok teşekkür ediyorum. Şala şaşkınım. Ben orada gani gani rahmet eylesin Melahat Fars hocamın çok emeği var. Orada o ağzı yapıp şeyde işte bu serbest çalışmalarda falan burada da bu kadar tamamen temiz olabilmek her kişinin kârı değildir. Kârı değildir ama sizler biliyorsunuz bu yani bu insanlar öğrenci. Siz burada uyarılar yapmasaydınız, uyarılar yapmasaydık bu kadar düzelmeyebilirdi bazı şeyler. Şimdi teveccüh buyuruyorsunuz. Tabii benim hocamın talebesiymiş. Rahmetli Melahat Pars, benim ve hocam. Ve Alaaddin Yavaşçı, Müjdat evet, Gezen Sanat Merkezi'nde. Evet efendim, benim hocalarım. Tabii benim söylemem onların yanında abesle iştigal olur. Estağfurullah efendim. Ben haddimi bilirim. İşte resimde de görülüyoruz. Evet. Merhum hocamız. Onların sözlerinin üstüne ben konuşamam. Haddimi bilirim. Alaaddin hocam da, rahmetli Melahat Pars hocam da öyle söylediklerine göre ki doğruyu söylemişler işte eser ortada. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Şunu söyleme ihtiyacını hissediyorum. Buyurun Orhan Bey. Ne okursak, ne çalarsak, ne icra edersek edelim, onu iyi icra edelim. Evet. Dolayısıyla türün önemi yoktur. Önemli olan o olguyu, o eseri iyi bilerek hakkını vermektir. Hangi tür olursa olsun. Bunu yapamayan kişi demek ki ona vakıf değildir. Dolayısıyla hangi tür olursa olsun, iyi okuduğunu, iyi icra edildiği zaman gereken yapılmıştır diyoruz. Yani ister arabesk denen tarz yahut da serbest çalışmalar. Serbest çalışmalarda şunu da açmak lazım. Arabesk deyiminin çok evvel eski Mısır'dan yayılan, İslamiyet'ten önceki Mısır'dan yayılan bir terim olduğunu söylemiştim. Evet, zaten evet, bilinen bir şey. Evet. Ayrıca onun bir anlamı da şu. Aşırı süsleme sanatıdır. Mimaride bir üsluptur. Aşırı süsleme sanatıdır. Hatta Japonya'ya kadar gitmiştir bu. Eski firavunlar döneminden, İslamiyet'ten önce. Arabesk. Yani öyle bir tarzdır o. Şimdi aşırı süsleme her tarzda vardır. Yani çok fazla süslenilmiştir. Çok fazla, gereğinden fazladır. Ama her şeyin bir dozu var. Önemli olan yapının dengesini kurabilmek. Hangi tür olursa olsun yakıştırmak. Tebrik ederim. Çok teşekkürler Orhan Bey. Armağan'cığım. Bu hafta gene makyaj almış başını gitmiş. Ben sordum özellikle hafif oldu değil mi diye. Gri far sürüldü. Bana biraz fazla geldi ama yok bir iyi de, dediler. Bir de ben bu yeni moda kombinezon elbiselerden nefret ediyorum. Bunlar kombinezon mu elbise mi belli değil bunlar. He? Kombinezon gibi duruyor. He? Sizde de var aynısı. Kombinezon gibi durmuyor mu Bülent Hanım? Çok zarif duruyor ama ya. Kombinezon gibi duruyor. Saten ama bu da ama iç yani. Gıcıklar değil mi? Saten. Orhan ne diyorsun? Yatak odasında evet de yatak odası kıyafeti sahneye çıkmış hemen gerekiyor gibi. Bir tabii dakika. Canım. Aa, sen Arma, buna da varlık değil misin? Bak sen soruyu duydun mu Orhan Bey? Ben hayır, bu Bülent Hanım dedi ki. Bülent Hanım siz şey mi? İç gıcıklar değil mi dedi. Evet. Ve Orhan Bey sen bilirsin dedi. Orhan Bey'e sordu. Hayır, ben bir şey ben bilmiyorum. Ben bilirsin demedim. Orhan sen de söylesene yahu dedim. Ya ben de şunu söyledim efendim. Orhan da bu mevzularda hiç... Pek karışmak istemiyorum. Niye karışmıyorsun canım? Karışmam gerekiyorsa... Gerekiyor tabii ki söylesene sen. Yani şimdi aa, de kombinezona mı benziyor... Sevim orada oturuyor diye bu da konuşamıyor. Tuvalete mi benziyor diye bir ama, şey söyleyeyim hayır, ama... Hayır çok güzel olmuş de... Pek sizler daha iyi böyle biliyorsunuz böyle vücudunu yalıyor de çok güzel Hanım, hoş... Çok yani. Güzel olmuş göbeğini gösteriyor de... Ama o hanım göbeği o güzel şık olur o kadar. Bülent Hanım, şimdi biraz evvel bir İspanyol gösterisi oldu. Orhan Bey'in aklı ta yıllar o yıllar geçti. Eski İspanyol geldi, o şimdi orada kaldı o. Şimdi bakın ama o flamenkolar var ya... Evet, sen onu zamanında bize yaptırdın dayalıdır. Zaten. Hayır bize dayalıdır. Endülüs'ün olgularıdır onlar da onun için bize dayalı. Ay hiç açmıyorum konu. Şimdi kıyafet bu konusuna gelince. Bülent Hanım biraz daha konuşursanız fıkra geliyor ona göre. Hayır hayır. Evet. Ama anlaşılan fıkraları anlatacağım. Hayır hayır. Ha. Bunun sonra. Ben maksadını anlaşılmayan anladım. Değil. Bu böyle kadınsal işlerle ilgili mevzularda konuyu kapamak için
birdenbire Osmanlı İmparatorluğu'na dönüyor ki bizi bayıltmak için. Bana tehlikeli senin bu nameleri yemiyorum ben hadi. Temel bir gün demiş ki ben başlayacağım şimdi. Ya da ben Temel diyecek. Tehlikeli konularda konuşmak istemiyorum. Dinlemiyoruz evet, ya. Peki. Tehlikeli konulara girmek istemiyorum diyor Orhan. Söylemek istemiyorum. Hayır girmez. Niye? Ne geldiği vakit girer. Evet Armağan'cığım. Bir de bir şey daha soracağım. Sevim. Senin saçların kaynak mı? Kaynak var evet. Çok mu var? Yok bugün krepe var biraz. Kabarttılar. Makyajı da bu yüzden söylüyorum. Saçları da bu yüzden söylüyorum. Biraz çok özür dilerim. Tırnak içinde söylüyorum. Sahnede kalite durmak hani sen öyle bir kızsın. Kendini bilerek başka bir yere çekmeye çalışıyorsun. Ben senin yanında olsam daha sade. Çünkü sen çok güzel söylüyorsun. Teşekkür ederim. Hani senin böyle abartılara, abartılı makyaja, abartılı saça öyle şeylere ihtiyacın yok. Doğru. Hani diyorlar ya önce ses. Önce senin böyle ses. Bir şeye ihtiyacın yok. Sen zaten söyledim mi bir sana döner bakarız kim şarkı söylüyor diye. Doğru. Saçını doğru. Öyle yapıp hani kendini daha hafifletmeye, ucuzlatmaya, makyajını öyle çok abartıp, çok kalem çekip biraz daha ucuzlatmaya bence senin ihtiyacın yok. Sen zaten sesinle eşek gibi şarkı söylüyorsun. Ne gerek var wow. Yahu? Oh! Teşekkür ederim. Ne gerek var? Tabii ya. Ki sahne görsellik isteyen bir şey ama görselliği de hani böyle abartmadan, gerek. Ucuza kaçmadan yapmak bence en doğrusu. Yarın biraz... akşam bir evet. Yerde okuyacakmışsınız. Bugün Sayın Kırıktarak Ali Beyefendi söyledi. Onların Ali Beyefendi'nin düzenlediği bir gece. Geceleri vardı. O oranın başkanıdır. Evet, beni münasip görmüşler. Evet, Günay evet. Restoran'ta çok evet. Teşekkür ediyorum. Günay onur duydum. Çok teşekkürler. Puanları alalım o zaman bir de. 10 hem de yıldızlı bir 10 Ebru Gündeş'ten. 10. 10 Orhan Gencebay'dan. 10 Bülent Ersoy'dan. 10 Armağan Çağlayan'dan. Çok teşekkür ediyorum efendim. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Tam 40 puan. Evet bu güzel sesleri eminim sizler de oylarınızla destekleyeceksiniz. Aday numaranı alabilir miyim? 114. 114 İlkay'ın aday numarası. Mesaj gönderebiliyorsunuz, oy gönderebiliyorsunuz İlkay'a. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve büyük alkışlar bu gecenin en değerli misafirlerinden.